Yani nereden çıktı bu baba? Ay çok iyi düşünmüşsün Bülent. Değil mi gelincik? Vallahi bence harika fikir. Zeynep'ciğim sen Cihan'la ileriye dönük bir şey düşünüyor muydun? Hayır yani ben böyle bir emrivaki doğru mu onu anlamaya çalışıyorum şu an. Kızım ben emrivaki yapmadım. Madem niyetiniz ciddi o zaman bu işin bir adının konulması gerektiğini söyledim. Hepsi bu kadar. Ya Cihan kusura bakma. Ne için ne oldu ki? İşte babam seninle konuşmuş ya o yüzden. Evet konuştuk. Yani Bülent Bey'in kızını düşünmesi kadar doğal bir davranış olamaz. Benim kızım olsa ben de aynı şekilde davranırdım. Vallahi bence harika fikir. Takarsınız yüzükleri ne söz eden olur ne laf eden. Yani bence bu Cihan'la Zeynep'in vereceği bir karar. Değil mi? Sanırım Cihan'ın aklında böyle bir şey yoktu. Öyle mi? Zeynep'le birbirimizi çok uzun zamandır tanımıyoruz. Ama ben tanıdığım kısa süreç içinde de Zeynep'ten çok hoşlandım. Ama evlenmem diyorsun. Evlilik bu kadar kısa sürede verilecek bir karar değil zaten. Biz bu yüzük takma işini bir konuşalım. Zeynep. Bence olur. Ne olur? Parmağımıza takacağımız bir yüzük beni onurlandırır. Yani ama babamın zorlamasıyla... Bu hayatta zorla bir şey yapılacaksa bu yapılsın. Ben seve seve kabul ederim. İyi, siz yarın istemeye geliyorsunuz o zaman. biz... Yani... Senin de ailen var mı Can? İstanbul'da yok. Annesiyle babası Cihan çok küçükken vefat etmişler. Peki bir büyüğün var mı Cihan? Memlekette var ama uzun zamandır konuşmuyorum. Teyzem vardı ya. Eniştem onu göndermez. Şimdi ben anlamadım. Her şey okey tamam ama Zeynep'i isteyecek kimse yok mu? Ben birkaç tanıdığı arar, durumu anlatır, bir şekilde çözerim olayı. Ay bu düğün değil canım. Yani birbirinize söz vereceksiniz o kadar. Yani bence de bu kadar büyütecek bir şey yok. Birbirimize vereceğimiz söz önemli. Ben bir yolunu bulacağım. Ben senin annen olurum. Ne? Nasıl ya? Bayağı canım yani çocuğun kimsesi yok. Olurum ben senin annen olurum evladım. Belkıs teyze teşekkür ederim de bu durum birazcık sıkıntı yaratabilir. Belkıs'cığım. Sen hemen karar verme, biz bunu ayrıyetten bir konuşuruz, tamam mı? Ay, karar verecek ne var canım? Allah Allah. Ya bu çocuk zamanında benim hayatımı kurtardı. Ben de şimdi ona yardımcı olmak istiyorum. Ödeşiriz değil mi böylelikle? Yani... Sizin için sıkıntı yoksa benim için de yok. Ha yok canım, yok. Bülent Beyciğim. Efendim, yarın müsaitseniz biz size hayırlı bir için gelmek istiyoruz. Ay yarın mı? Ya belki Zeynep annesinin de olmasını isteyecek. Bu kadar öyle apar topar bir iş olmasın bence bu. Ben annemi aradım ama ulaşamadım. Yani daha doğrusu bana mesajla yanıt verdi. Almanya'ya bir arkadaşının yanına gitmiş. Almanya'ya mı? Evet, ben de şaşırdım. Bir de babamla barıştığımı söyledim. O yüzden galiba bana kızdı biraz. Nasıl yani? Bilmiyorum ama ben yarın tekrar bir ararım annemi. Yani geleceğini pek sanmıyorum ama bir şansımı denerim. Aman canım, düğün dernek mi yapıyoruz şurada? Alt üstü birbirimize bir söz vereceğiz işte, yüzük takacağız yani. O zaman bakalım. Takacağımız bu yüzükler umarım ilerisi için evlilik yemininizin başlangıcı olur. Gidelim mi artık? Ha yok olmaz. Zeynep kalsın. Yarın için hazırlık yapmamız lazım. Ha öyle mi? Biz kız tarafıyız ya. Sözlenecek kızı hazırlamamız lazım. Peki o zaman. Size kolay gelsin. Ben seni geçireyim Cihan. Hadi. Görüşürüz. Ege'dir. DNA işiyle ilgili bir şey soracaktı sana. Ya yok yok. Başka bir yerden.
Geliyorum ben de şimdi. Efendim? Evet. Ben aramıştım. Belkıs, bu Cihan'ın annesi olma fikri nereden çıktı? Ay ne ya? Öksüz yetim çocuk yani. Yardımcı olmak istedim. Ayrıca benim çocuğa minnetim var. Ya bunların ilişkisinin adını bir koyalım da artık şu Melis de bir rahatlasın. Belkıs'cığım farkında mısın? Ege ile Cihan devamlı kavga edip duruyor. Hiç iyi anlaşamıyorlar. Ve sen de bu durumla iyice her şeyi körükleyeceksin. Feraye'cim, asıl biz bu ikisinin sözlenmesine ön ayak olmazsak Cihan'la Ege'nin kavgası hiç bitmeyecek. E böylelikle de Melis mutsuz olacak. Melis mutsuz olunca torunum huzursuz olacak. Ya bırak, bu işin adı belli olsun, Ege de artık ailesine sahip çıksın. Bak ben sana söyleyeyim, demedi deme arkadaşım. Ege öğrenirse eğer bu durum hiç hoşuna gitmeyecek. Vallahi benim söz dinlemez oğlum artık umurumda değil. Sadece torunum umurumda. O kadar. Feraye, hadi canım hazırlan. Seni harika bir yere götüreceğim. Nereye? Boşanmamamızı kutlamamız lazım. Olur, gidelim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hop hop, aile var. E sen şimdi hazırlanacaksın, öyle mi? Yani öyleymiş, baksana. İyi, görüşürüz yarın. Görüşürüz. Hayırdır? Gidiyorsun herhalde. Zeynep içeride mi? Evet, burada. DNA'şı ne yaptın? Seni ilgilendirmez. Doğru, neyse. Yarın görüşürüz o zaman. Yarın da mı geleceksin? Aynen. Zeynep'i babasından istemeye geliyorum. Ne? Hadi. Görüşürüz. Aslan parçası.